Cihan Yıldız, Erzincanlı ailem. Ben kendim de doğma büyüme İstanbulluyum. Evli iki erkek çocuğu babasıyım. Akşamları ben çalıştığım için gündüz, akşam 10 gibi falan hep yatarım. Ama o gün 10'u geçti, 10.30 oldu. Uyuyamıyorum, çıktım dışarı. Camiye doğru gittim. Yatsı ezanı okunuyordu ben camiye giderken. Sonra arkadaşlarım WhatsApp'tan, şirketteki çalışma arkadaşlarım WhatsApp'tan köprüde tanklar var, yolu kapatmışlar diye mesaj attılar. Ben dedim herhalde dalga geçiyorlar. Sonra annemi aradım, televizyonda bir şey var mı, bir haber var mı dedim. Tanaları dolaşlar, bir şey yok. O zaman ben geliyorum dedim. Namazı da kılamadık tabii. Eve geldim. Eve geldiğim an televizyonda köprünün kapatıldığını öğrendim. Sonra beklerken dedim ki ya ne yapacağız, bunlar köprüyü kapatmış. Olacak iş değil artık. Bir şeyler yapmamız gerekiyor dedi. Babam yine dedim ya ne yapacağız? Aman bilmiyorum dedi. Sonra dedim ki ben çıkıyorum dedim dışarı. Onlar beni eve gidiyor zannettiler. Telefonumda şarj yok. Hatta dedim ki şakaya karışık, ben şarj edeceğim, uyuyacağım dedim. İndim aşağıya, kuzenlerimi topladım. 8 tane kuzenimle beraber hadi gidiyoruz dedim. Hatta bir tanesi beline silah almış. Dedim ki ya bunlar bizim askerimiz, daha ne olduğu belli değil. Sen silahı bırak. Silahı bıraktı kendisi. Silahı bıraktı. Dedim yürüyelim. Bizim evim buradan yaklaşık 1 kilometre yürüdük. Sonra araçların, halkın ileriye gidemediğini duyduk. Ne yapalım, ne edelim derken baktık araçlar geçmeye başladı. El kaldırdık. Sağ olsun her geçen herkesi alıyordu. Kornaları basıp gidenler herkes alıyordu. Ümraniye Çarşı'ya geldik. Ümraniye Çarşı'dan artık araç gidemiyor. Müthiş bir kalabalık ilerliyor. Kalabalığa karıştık. Tekbirler getiriyor herkes. Allahu Ekber. Yani müthiş bir duygu. İnsanlar tam istediğim gibi, yani hep hayal ettiğim şey. Bu sefer susmayacağız. Bu sefer susmayacağız. Bu sefer yedirmeyeceğiz. Herkes bir ağızdan Menderes'i yediniz. Özal'ı yediniz, Erbakan'ı yediniz ama reisi yedirmeyeceğiz. Ümraniye'de herkes, Zizeli de çok olduğu için reis der Cumhurbaşkanımıza. Biz de reisi yedirmeyeceğiz, tekbirler getiriyoruz. İşte bir tünele gittik, o an müthiş bir gürültü çıkıyor. İnanılmaz bir maneviyat oluştu herkeste. Allahu Ekber nidaları. Ümraniye Çarşı'dan Kızıklı'ya yürüdük. Yürürken Kızıklı'ya gelmeden Cumhurbaşkanımızın telefonlardaki yayınını gördük. Meydanlara in. Bu bizi daha da kamçıladı. Kendisinden korkmuştuk çünkü televizyona çıkmıyor, haber yok. Allah korusun dedik, başına bir şey mi getirdi? Çok korkmuştuk. Onu görünce içimize bir ferahlık geldi. Dedik ki artık ne yapıp edip bu işi bitireceğiz. Kızıklı'ya geldik. Müthiş bir kalabalık oluşmaya başladı. İnanılmaz insan yığını. Ümmetimizin kalkınmasının önünde engel olan Fethullahçı terör örgütünün belasını verin. Arkadaşlarım iki tanesi yine mahalleden orada denk geldi. Dediler ki aşağı inelim. İki kuzenime dedim sizler de gelmeye var mısınız dedim. Kendiniz karar verin. Varız dedi. Kısıklı'dan, Millet Parkı'ndan aşağı doğru iniyoruz. Eşim aradı. Dedi ki ne yapıyorsun? Dedim köprüye gidiyorum tankların üzerine. Hakkını helal et. O da dedi ki biz Fetih sureleri okuyoruz. Sen Ayet-el Kürsi oku. Etrafını çevir dedi. Etrafımı çevirdim. Kuzenlerime dedim siz de okuyun. Onlar da okudu. Köprünün ayağına gidelim dedi. Köprüdeki tanklara ne yapabiliyorsak müdahale edelim. Ama o ara kuzenlerim kaybettim. Yani kalabalık arasında kaybettim. 3-5 kişi kaldılar burada. Korkuyorlar. Kurşun sesleri gelmeye başladı.
hayatımda ilk defa kurşun görüyorum. Hani o kırmızı ışık, G3 mermisiymiş, hiç bilmem. Ping ping diye sesleri geliyor. Dua ediyorum ya Allah'ım, çevirme bizi Mısır'a, Suriye'ye. Kalabalığın içinden birisi çıktı. Atlet gelmiş. Ölmeye geliyorum lan dedi. Öldürün beni dedi. Geliyorum işte. Hemen onun peşine 3-4 kişilik böyle insanlar zincir oldular. Kollarını bağladılar birbirine. O öndeki atletlinin vurulduğunu, ateş başladığında vurulduğunu gördüm. Ama inanılmaz bir ateşti. Herkes yerlere yattı. Benle 3-5 arkadaşım ayaktaydık. Bir baktım ayağımda bir yanma hissettim. Tabii vurulduğumu anladım o an. Çünkü hayatında ilk defa böyle bir olayda başına ne gelebilirdi ki başka? Vuruldum, kendimi yere attım daha fazla kurşun alayım, yememek için. Kurşunlar 2-3 dakika sonra kesildi. Kesildikten sonra arkadaşlar ben galiba vuruldum dedi. 4-5 kişi kucağına aldı beni yolun karşı tarafına. Çünkü gidiş sadece karşı taraftan vardı. İlk önce bir motor bisiklete bindirdiler. Devlet Hastanesi'ne vardık. Allah aşkına doğruları söyleyin. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Delireceğim abi. Abicim darbe girişimi oldu. Hastane inanılmaz kalabalık. Yaralılar. Hem de ağır yaralı bir sürü insan var. Ülkeyi hatırlatıyorum tekrar. Dedim ki benim yaram hiçbir şey. Ben beklerim dedim. Yok dediler, seninkine bakacağız. Aldılar odaya. Baktılar, dediler ki sende kurşun girişi var. Çıkışı nerede dediler. Dedim ki bilmiyorum. Ben ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Hastaneye sorduk. Biz çıkaralım, burada bizden ağırlar var. Ben acı çeke çeke hastaneden çıktım. 15 gün işe. Ayağımda kurşunla gittim geldim. Doktorlar kurşun olup olmadığını bile anlamamışlar. 15 gün boyunca ayağımda kurşunla ağrılar çektim. Sonra dayanamadım, dedim ben bir şey var burada. Hastaneye gittim, aynı hastaneye gittim. Röntgen çekildiğimde kurşun çıktı. Hatta kurşun yürümüş, girdikten sonra ayağımda yürümüş. Allah'ın lütfu işte. Birçok gazimizin ayağına girip parçalayan, şehit eden G3 mermisi bende girdi kaldı. Bizde öğretilen vatan olmadığı zaman yaşamanın da bir anlamı yok. Çocuklarımın vatansız yaşamasını istemem. 50 seferde ölürdüm 100 seferde. Aynı gün aynı olay yaşansın tekrar giderim. Ölmeye yine giderim. Cumhurbaşkanımız dedi ki, şehitlerimizi kıskanıyorum. Gerçekten kıskandık. Şehitlerimizi çok kıskandık. Ben de hep öyle söyledim. Ağlattı o gece bizi. Kıskandım şehitimizi. Hiç pişman değilim. Kendi çocuklarımla da inşallah öyle yetiştireceğim.